Sayın TV1 izleyicileri, Tarih ve Kültür programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türk dünyasına emek verenler. Konuşmacımız araştırmacı, yazar, tarihçi Oktay Fakıoğlu. Sayın hocam hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Sayın Mehmet Bey. Evet, çok kıymetli izleyicilerimize, tarih severlerimize, tarihten ilham alıp da hem bugüne hem de geleceğe hazırlananlara, Türkiye benden sorulur, dünya benden sorulur. İnsanlığın geleceği beni ilgilendirir. Ben edilgen değil, etken bir ferdim. Ben uydu değil, kontrol edilen değil, yönlendirilen değil. Ben dünyayı ve insanlığı onun kaderine hükmetme, onlara yönlendirmekle tarihiyle bu anlamda isim yapmış büyük Türk milletinin bir ferdiyim. Büyük Türk milletinin geleceğine hizmet eden önemli, kendini önemli gören insanlardan bir tanesiyim diyebilmek için Mehmet Bey, elbette ki bir tarih kültürüne, tarih şuuruna sahip olmak lazım. Şöyle düşünüyoruz. Bugün dünyayı siyasiler idare ediyor. Yani. Ama ilim adamları, bilim adamları dünyayı yönetmez. Çok az istisna, bu Türk tarihi için de geçerli. Ama şöyle bir şey var ki bütün devlet adamları, bütün siyaset bilimciler, bütün siyasetçiler mutlaka onları etkileyen, onları yönlendiren bir düşünce adamı vardır. Onları belli bir şekle doğru yönlendiren belli isimlerin ve kesimlerin etkisi altında kaldığı muhakkaktır. O bakımdan da o insanların yetişmesini hazırlayan, o insanlara yön veren kişiler vardır. Yani örneğin siz de lisede okudunuz, tarih dersi gördünüz. Umarım tarih öğretmeniniz de hatırlarsınız. Ya, öğretmenim Mehmet Sezer, buradan selam olsun. Sevgi ve Evet. saygılarımı sunuyorum. Tarihi sever miydiniz Mehmet Bey? Severim. Evet, yani ama tabii tarih sevmekle tarihe sahip çıkmak, tarih konusunda araştırma yapmak, konuyla ilgili olarak bir uzmanlık farklı bir konu. Dolayısıyla Türk tarihine, Türkiye tarihine, dünya tarihine, Türk dünyasının tarihine, Türk dünyası ile ilgili daha önceki yüzyıllarda, bin yıllarda yapılmış olan çalışmaları bugünkü nesillere aktaran bilim adamları vardır. O bakımdan da bugün yine bir kitabımızdan yola çıkacağız. Türk Dünyası Uzmanlarıyla Söyleşiler diye bir kitap. Bu kitabımızı hazırlayan Ahmet Kanlıdere, profesör doktor. Kendisi tarihçidir, Kahramanmaraşlıdır kendisine. Teşekkür ediyoruz. Ötüken yayınlarından çıktı bu kitabımız. 2022 yeni baskıdır bu. Ve toplamda 352 sayfadan ibarettir. Bu kitabımızda Türkiye'mizin değişik üniversitelerinde Mehmet Bey görev yapmış ve halen görev yapan efendim 23 akademisyenimizin biyografik kendileriyle yapılan bir söyleşidir. Bu biyografi çalışmasıdır aynı zamanda. Bu çalışma 2012 ile 2020 yılları arasında ortalama 8 yıllık süreç içerisinde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimizin bunlar tarafından her bir akademisyenle yapmış oldukları mülakatlar, röportaj ya da diğer adıyla söyleşilerde konu edilmiştir. Niçin tarihçi oldular? Tarih konusunda ne gibi çalışmalar yaptılar? Tarihe karşı ilgilerim neydi? Bu konuyla ilgili olarak meslektaşlarına, ülkedeki insanlarına ne gibi mesajlar veriyorlar? Dolayısıyla bugün tarih fakültelerinde okuyan öğrencilerimiz var. Mesleğe başlamış olan, devam eden, şu an itibariyle kim bilir kaçıncı yılını çalışan tarih öğretmenlerimiz var. Tarih severler var, sade vatandaşlar içerisinde. Onlara bir takım öğütleri, tavsiyeleri, çalışma metotları, kendi yapmış olduğu çalışmalardan örnekler veriyorlar. Bazılar mesela bazı hocalarını hala unutamıyor. Yıllar geçmiş Mehmet Bey. Dolayısıyla biz de tabii ki üniversitede hocalarımız vardı. Onları da hatırlıyoruz. Mesela 1983 Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde başladık biz.
Şöyle bir hatırlayalım. Cevdet Dirik hocamız vardı. Bizans tarihine falan girerdi. Yanlış hatırlamıyorsam eski çağ. Aynur Ünlüyol hocamız vardı. İslam tarihine girerdi. Fuat Özer vardı hocamız. İnkılap tarihine girerdi. Murat Ali Doğan hocamız vardı. Osmanlı tarihine girerdi. Sonra Selim Aktalay hocamız vardı. Yanlış bilmiyorsam Selim hocamız rahmetli oldu. Değerli bir hocamızdı. Allah rahmet eylesin. Ve tabii ki her hocanın ayrı bir özelliği vardı Mehmet Bey, ama ben kendi açımdan söyleyeyim, ama genelde bizim tarih fakültemizin öğrencileri eğer şu an izliyorlarsa aynı kanaattedirler. Bizim bir Şerafettin Yılmaz hocamız vardı. İslam öncesi Türk tarihine girerdi. Genel Türk tarihi derslerimize girerdi. Osmanlı tarihi dersimize de girdi mesela. Bambaşka bir enerjiydi yani. Derslerimiz blok ders olurdu. Yani 1,5 saat ortalama. Ve 1,5 saat hiç durmadan ders anlatırdı. Heyecanlı yani, öyle bir motivasyon, öyle bir heyecan. Dolayısıyla ondan çok şey öğrendik. Onun mesleği sevgisinden, dolu dolu ders anlatmasından, heyecanından, yürekli oluşundan biz kendisini çok sevdik. Balıkesir'de şu an emekli olarak devam ediyor. Tüm buradan Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi mezunlarına, tüm tarih severlere, tarihçilere, çok saygıdeğer hocalarımıza, ismini hatırlayamadığımız da elbette ki vardır bu süreç içerisinde. Efendim, saygılarımızı, selamlarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Biz onların vermiş oldukları emeklerle bir meslek sahibi olduk. Ne mutlu onlara. Onların bize vermiş olduğu emeklerin karşılığını inşallah yeni öğrenciler yetiştirerek ödemeye çalışıyoruz. Çünkü ülkemize, milletimize, devletimize, Türk dünyasına, insanlığa borcumuz vardır. Vefa borcumuz vardır. Evet, bunu da yerine getirmeye çalışıyoruz inşallah. Şimdi burada 23 ayrı akademisyenimiz var. Bu akademisyenlerimiz hakkında bir takım bilgiler vereceğiz. Çok değerlidir. Ben bu kitabı mesela Mehmet Bey şu an tarih bölümünde okuyan öğrencilerimize, efendim üniversiteyi bitirmiş, fakülteyi bitirmiş, gerek araştırma görevlisi veya değişik akademisyen seviyelerde olanlara, şu an öğretmen olanlara, branştaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Çok kıymetli birer burada röportajlar var. Ya sadece bilimsel o konuyla ait araştırmalardan değil. Hatıralar çok önemli Mehmet Bey. Yani hani hatta bir kişinin bir sözü vardı, bir yabancı olması lazım. Her insan bir kitaptır diyor. Yani dolayısıyla okumayı bilirseniz burada akademisyenlerimizin, ben çok şey öğrendim mesela. Mesela bu kitapta şunu da gördüm. Yani İstanbul Üniversitesi, çoğu İstanbul Üniversitesi mezunu, Marmara Üniversitesi'nden, Ankara Dil Tarih Coğrafya'dan vesaire, özellikle İzmir'den mezun olanlar var, ama ağırlık itibariyle İstanbul ve Ankara mezunu olanlar. Oradakilerden ben şunu gördüm. Ya mesela İbrahim Kafesoğlu. Yani ortak bir çok kıymetli hocalarımızın en kıymetlilerinden bir tanesi. Yani mesela bir İbrahim Kafesoğlu'nu unutmuyorlar. Abdülkadir Donuk var bak mesela, hatırlıyoruz. Sonra kitapları var çünkü. Zeki Velidi Togan. Çok kıymetli tarihçilerimizden bir tanesi. Buradaki tarihçilerimiz de yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Kendileri de zamanda okudu, ama bazı isimler unutulmuyor. Demek ki peki bazı isimler neden unutulmuyor? Siz emek verirseniz, aşk ile, yürek ile, heyecan ile, efendim öğrencilerin kalbine girerek, efendim beklentisiz ve onları bir insan olarak, bir değer olarak, ülkemizin bir parçası olarak görür de böyle heyecanla onlara yaklaşırsanız, onlara bir şeyler öğretmeye, ağabeylik, hocalık, babalık, kardeşlik yapmaya çalışırsanız, efendim öğretmenlik o mesleğini onlara benimsetecek güzel örnek davranışlarınız olursa, elbette ki onlar da çok kaliteli hizmetlerde bulunacaklardır. Dolayısıyla burada isimlerden yola çıkıyoruz. Örneğin başlayalım buradan. Mesela ilk olarak söyleşilere Abdülkadir Donuk Hoca'dan bahsetmişler. Profesör Doktor Abdülkadir Donuk Hoca, efendim bu mülakat, bu söyleşi Mart 2016 tarihinde gerçekleşmiş. Abdülkadir Donuk Hocamız, Allah rahmet eylesin, bu sene Ağustos ayının sonlarında vefat ettiler. 74 yaşındaydı.
Rabbim tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Dolayısıyla biz kitaplarını da okuduk. Çok değerli bir araştırmacıydı kendisi. Aslında şeydir, Özbekistanlı, Türkistan coğrafyası. Ya Mehmet Bey, Türkistan coğrafyasına gelip de Türk tarihine hizmet eden çok kıymetli insanlar var ya. Türkiye'de Türk milliyetçiliği, vatan mefhumu, efendim bu tür duyguları özellikle Türkistan, yukarı İdil Ural bölgesi ve Azerbaycan bölgesinden gelen tarihçiler, dil bilimciler, kültür bilimci, özellikle onların Türkiye üzerindeki emeği çok büyük. Eğer ben şöyle düşünüyorum, hakikaten öyle. İdil Ural bölgesi, Kazan bölgesi, Tataristan vesaire, oradan Kırım bölgesi, Kırım deyince zaten İsmail Gazpıralı akla geliyor. Efendim Azerbaycan o Mustafa bölgeden Cemiloğlu. Tabii yani şeyden onun adı nedir? Türkistan coğrafyasından. Oralardan böyle yetişmiş entelektüel özellikle kişi tarihçi düşünürler, ilim adamları, dil bilimciler, Türkolog özelliğindeki filologlar vesaire. Eğer bunlar gelmeseydi diyorum ki ben Türkiye'ye gelmeselerdi, Türkiye ile bir bağ kurmasalardı Türkiye'de Türklük hangi noktada olurdu? Türklük bilinci, vatan millet sevgisi, Türk dünyası bu konular herhalde çok zayıf kalırdı gibime geliyor yani. Bu bakımdan da Türkiye'yi Türk yapan, Türkiye'de bu fikrin sağlamlaşmasını ve kökleşmesini sağlayan ve Türkiye'de o mesela bir İbrahim Kafesoğlu, bir Osman Turan gibi efendim örneğinde olduğumuz gibi büyük tarihçilerin yetişmesinde de bu diğer Türk coğrafyasından gelen bu bilim adamlarımızın çok emekleri var. Bu da çok önemli bir olaydır. Onların hakkını da teslim etmemiz gerekiyor. Özbekistanlıdır kendisi. 1948 yılında bunlar o bölgeden göç ettikten sonra Türkiye'ye geliyorlar ve Adana Ceyhan bölgesine yerleşiyorlar ve kendisi zaten Adana Ceyhan doğumlu. 1972 tarihinde İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezundur. Ve ihtisas alanı, asıl çalışma alanı mesela genel Türk tarihidir. Genel Türk tarihi çok geniş bir coğrafya. Dolayısıyla yani genel Türk tarihi dediğimiz zaman Hunlardan itibaren başlar. Bütün neredeyse Osmanlı'ya kadar bir anlamda o geniş alanı kapsar ki çalışma alanı, hizmet alanı, efendim yazım alanı, araştırma alanı en geniş olan bir coğrafyadır. Bu bakımdan da bu alanda özellikle genel Türk tarihi alanda çalışma yapmak çok zahmetli işlerden bir tanesidir. Osmanlı kolay, belli bir coğrafya. Kolay derken şu anlamda zaman itibariyle yakın belgelere, bulgulara ulaşmak kolay. Belli ülkelere gidiyor ama düşünsenize Hunlarla ilgili, Göktürklerle ilgili, Uygurlarla ilgili metinleri, kaynaklara ulaşmak için mutlaka bir Çince bilmeniz gerekir yani, bir Rusça bilmeniz gerekir yani. Dolayısıyla İslami döneme geldiğimiz zaman Farsça, Arapça mutlaka bilmeniz gerekir. Hatta öyle ki Ermenice, Gürcü dilini dahi bilmeniz gerekir. Çünkü yazılı kaynakları. Batıya doğru gidiyorsunuz, Latince bilmeniz mutlaka gerekiyor yani. O bakımdan da tarihçilik çok önemli bir şey. Eğer bir millet, Mehmet Bey, bir millet varsa bu tarihçilerin emekleri ve omuzları üzerinde yükselen bir şeydir, bir varlıktır. Ben bunu iddia ediyorum. Eğer bir millet varsa, bir coğrafya varsa, bir devlet varsa, bir medeniyet varsa, bir şekillenmiş bir kültür varsa, kültür coğrafyası üzerinde insanların kimlik halinde yaşadığını biz görüyorsak, burada en büyük emek tarihçilerindir. Çünkü halkına, insanlarına tarih bilincini, tarih şuurunu kazandıran tarih öğretmenleridir. Hatta şu an yeni aklıma gelmişken başka bir ülkeden bir örnek verelim biz. Bu Birinci Dünya Savaşı sürecinde Almanlarla Fransızlar yapmış olduğu savaşta Fransızlar yapmış olduğu savaşı kaybediyor. Almanlar Paris'e kadar giriyor. O sırada o dönemde işte, her neyse Fransız meclisinde şey konuşuluyor. Yani biz bu savaşı niye kaybettik falan diye konuşuluyor. Dolayısıyla orada çok farklı sebepler ortaya sürüyor milletvekilleri. Bir tanesi diyor ki biz bu savaşı diyor ilkokul öğretmenleri yüzünden kaybettik. Yani savaşı kaybetmekle ilkokul öğretmenlerinin arasında ne alaka var? Şöyle bir alaka var. Diyor ki eğer diyor ilkokul öğretmenlerimiz çocuklarına vatan, millet, kültür, coğrafya, tarih, vatan sevgisini o öğrencilere, o çocuklara o yaşta vermiş olsalardı o asker cephede işte düşman karşısında kaçmaz,
ölür ama o cepheyi terk etmez, biz de bu savaşları kaybetmezdik diyor. Şimdi bu doğru bir tespittir yani. Vatan sevgisi imandandır dediğimiz İslam'ın temel esaslarından. Niye imandandır? Sen şimdi cephede sağlam durmazsan gavur ülkeni işgal eder. Ondan sonra ortada ne yaşanacak bir vatan kalır ne de İslami bir sembol, kimlik, değer, maddi anlamda bir obje ortada kalır. Dolayısıyla dinini de yaşayamazsın. O bakımdan biz bazı İslami terminolojileri, sloganları, sözleri tarihle bağlantı kurarak anlamamız lazım. Şimdi bu bir cümlenin altyapısını, uygulanmış geçmişteki durumlarını bilmediğimiz için bazıları bazı şeyleri anlamakta zorlanıyor. Yani çünkü bazı şeyler kalın geliyor, anlama problemi oluyor. Bir de o da işte tarih bilmediğinden, Türk tarihinden, Türk kültüründen, Türk medeniyetinden habersiz olduğundan, başka kültür kaynaklarından, başka coğrafyaların ideolojik yazılmış efendim o ülkelerin kurtuluş davalarını kendi ülkelerine adapte etmeye çalışarak orayla kendi ülkesini güya benzer tutuyor. Ya benzer olur mu kardeşim? Yani Mısır'ın ayrı bir derdi var, Suriye'nin ayrı bir derdi var, Pakistan'ın ayrı bir derdi var. Hint coğrafyası, Endonezya coğrafyasının ayrı bir derdi var. Libya'nın, Cezayir'in ayrı bir derdi var. Her ülkenin kendine göre problemleri ve o ülke şartlarıyla ortaya çıkacak olan çözüm yolları var. Sen şimdi bunu tutar da Türkiye'ye uygulamaya çalışırsan bu iş yürümez. O bakımdan da Türkiye'nin problemleri de, çözüm yolları da Türk milletinin milli tarihi kültürel tecrübelerinden elde edilmiş olduğu kazanımlarından ortaya çıkacaktır. O bakımdan Türk tarihine emek vermiş çok önemli insanlarımızdan bir tanesidir. Abdülkadir Donuk hocamız, kendisinin bende kitabı da var. Evet, Allah rahmet eylesin, çok önemli çalışmaları var. Burada yapılan şeylerden bahsediyor. Konuşmalar çok önemli yani Mehmet Bey. Hakikaten buradaki kişileri de başından geçen olayları, mesleki tecrübeler, yani şöyle söyleyeyim, siz de bir zamanlar belli bir çalışma içindeydiniz. Aynı mesleği yapmaya başlayan yeni herhangi bir kişiyle, elemanla karşılaştığınız zaman ona muhakkak bir tecrübelerinizi, değil mi, paylaşacaksınız. Bak şöyle yaparsın, şöyle olur, daha kaliteli olursun, daha iyi hizmet vermiş olursun, işin püf noktalarını, özelliklerini anlatırsın. Ne olur? O ona yol göstermiş olur. Bu anlamda. Yoksa kişi belli bir tecrübe kazanır ama yani nasıl bir yönde tecrübe kazanır? Efendim işte bir ömür belli bir süre uğraşarak kazanmak yerine tecrübelerden de yola çıkarak insanın kendi yaşadıklarıyla birleştirip sentezleyerek onu gerçekleştirmesi önemli bir konu. O bakımdan tarihçilerin görüşleri. Buradaki bazı şeyler var, notlar var. Hakikaten okumak için burada aldığım yerler var. Çok önemli, ibretamiz konularda almışlar. Mesela ikinci sırada Abdülvahap Kara diye bir profesör doktor. Mart 2018 tarihinde yapılmış bir konuşma. 1961 tarihinde İstanbul doğumlu kendileri. Ailesi 1938'de Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye geliyor. Yani evet. Yani Türkistan, bak Mehmet Bey, ben şunu da gördüm ya, biliyor musun? Örneğin yani Balkanlardan gelip de yani Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, işte Arnavutluk, işte Sırbistan, Romanya vesaire. Türkiye'ye gelip yerleşen, adına biz tırnak içinde göçmen diyoruz ya üst kimlikte. Hakikaten çok çalışkan oluyorlar ya. Çok çalışıyorlar. Çok üretiyorlar. Ticaret vesaire işleri çok başarılılar. Neden biliyor musun? Neden? Niye ya o insanlar çok çalışkan oluyor? Yani ne? Sıkıntı yaşamışlar, yokluk yani, görmüşler. Yokluk görmüş. Yani orada bir şey görmüş. Bir eziyet, bir sıkıntı görmüş. Bir mahrumiyet var, bir eksiklik var. Biz ise rahatız yani. Yılların aynı coğrafyada yaşamış olmamızın. İşte başka coğrafyadan Türkiye'ye gelen tarihçilerimizin de çok çalışmaları bir anlamda da bu. Orada eziyetleri görmüş yani. Doğu Türkistan'la ilgili yaşadıkları bir takım şeyler var. Onları okuyacağız. Hala Türk dünyasının bazı noktalarında eziyetler, problemler devam ediyor yani. Evet. Mesela 1940 yılında Hindistan'a geliyorlar. 38'de Doğu Türkistan'dan çıkıyorlar. Sonra 12 yıl aşağı yukarı Hindistan'da kalıyorlar. Ve 1952 yılında Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye yerleşiyorlar. Üniversitede okuyor mesela. Böyle bir tahsil hayatı söz konusu olmuş. Şimdi burada Mehmet Bey
Bu da önemli. Uzun uzun hatıralarını anlatıyor. Türkiye'de neler yaptı? Doğu Türkistan'la ilgili hatıraları nedir? Yani şöyle ailesinden naklonulan hatıralar nedir? Onları anlatıyor mesela. O konular üzerinde. Bir başka mesela üçüncü kişimiz çoğumuzun dil bilimci olarak da Türkiye'nin çok önemli Türkologlarından bir tanesidir. Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilasun. Türk Dil Kurumu Başkanlığı da yapmış önemli isimlerden bir tanesi. 2019 tarihinde yapılmış bu söyleşi. Ya bu işte 2012'de başlamış, 2020 yılına kadar bu söyleşiler zaman içerisinde yazıya geçmiş ve kitap halinde yayınlanmış. Çok da güzel olmuş. Dolayısıyla biz onların hem yaşamlarını, hem çalışma şekillerini, hem hizmet alanlarını, yapmış olduğu çalışmaları, kitapları, öğütleri, tavsiyeleri buradan öğrenmiş oluyoruz. Ben mesleğin 36. yılına giriyorum. 35. yıldayız meslekte. Dolayısıyla burada çok şey öğrendik ama ben 35 yıllık tecrübeme rağmen mesleki bir anlamda o okumuş olduğum şeylere rağmen 7 tane kitap yazdık. Yani dolayısıyla 8 yıllık da televizyoncuyuz. Yani bu programları yapıyoruz. Dolayısıyla ben bu kitabı okumakla bir hafta içinde bitirdik. 340 sayfa, 350 sayfa civarına. Dolayısıyla burada çok şeyler de öğrendik yani. Ve 1943 tarihinde İzmir doğumludur. Ahmet Bican Ercilasun. Aslen aile olarak Kıbrıslı. Babası Kıbrıslı, annesi Kastamonulu. İzmir'de tanışıp orada evleniyorlar. Ve 1955-62 yılları arasında İzmir İmam Hatip Okulu'nda okuyor. İmam Hatip kökenlidir, mezundur. Ama bu ileride üniversiteyi okurken 1963 tarihinde İstanbul Edebiyat Fakültesi'ne girecektir. Orada Osmanlıca öğrenmesi, Osmanlıcayı çabucak öğrenmesi ve bu konuda çok önemli araştırmalar yapması, çalışmalar yapması. Bu İmam Hatip'te öğrenmiş olduğu Arapça ile Osmanlıca alfabe olarak aynı özelliğe sahip olmuş. Birbirine yakın. Yani o anlamda çok önemli katkıları olmuş. Çağdaş Türk lehçeleri ve şiveleri üzerine çok önemli kitapları ve makaleleri olmuş. Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir isim. Bu 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkçe üzerine, Türk lehçeleri üzerine kitapları var. Biz kütüphanemizde vardı. Kalın kitaplar. Kültür Bakanlığı'nın da çıkarmış olduğu. Oradan tanıyoruz mesela. Evet. Şimdi sayfa 80'e geliyoruz. Yine arkasından güzel hatıralar var. Çünkü Ahmet Bican Ercilasun aynı zamanda değişik zaman içerisinde siyasetle de uğraşmış hasbel kadar. Ama etkilendiği kişiler var. Çok önemli. Mesela İzmir'de öğrenciyken kültür ortamlarına çok girmiş. Yani bir insan. Dolayısıyla genç yaşta belli bir camiaya girmesi ona bir kimlik de kazandırıyor. Atsız'ı okuyor mesela. Nihal Atsız çok önemli isimlerden bir tanesidir. Dolayısıyla Atsız'ın Bozkurtlar kitabı, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtların Diriliyor. Bunlar çok önemli. Belli bir insana tarih bilinci vermesinde o bakımdandır. Ya Arap kendi kültürünü öğrensin, beni bağlamaz. Fransız kendi kültürünü öğrensin, beni hiç bağlamaz. Rus kendi kültürünü öğrensin, umurumda değil. Ama bir adam Türk'üm diyorsa, Türk nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, Türk'ün tarihi nedir, Türklüğün sembolü nedir, nasıl bir süreçten bugüne geldi, bunları bilmek de benim hakkımdır. Dolayısıyla bunlar da doğaldır. O bakımdan Türk gençliğine öneriyoruz. Atsız'ın Bozkurtlar isimli romanını her Türk genci okumalı. Yani Göktürk Devleti nasıl dağıldı, nasıl tekrar yeşerdi, ortaya çıktı, bu konuda ne gibi emekler ortaya konuldu. Bunlar öğretiliyor. Ha Bozkurtları okumuşsun. Aynı zamanda mesela oradan ilham alarak Türkiye Cumhuriyeti, yani düşünsenize Osmanlı'nın yıkılışı, Türkiye'nin kuruluşu hangi sıkıntılarla ortaya çıktı? Arada bir benzerlik bağ kur. Tarihçinin özelliği budur Mehmet Bey. Tarihçi bağ kurar. Tarih bağ kurmadıktan sonra ona tarihçi demem ki ben. Neye yarar ki yani? Olayları nakleden adama tarihçi denmez. Tarihçi yorum yapar. Olaylar arasında bağlantı kurar. Bugün ve geleceğe dair problemler karşısında çözümler üretir. Çözüm süreçleri oluşturur. Yoksa o olay şu olmuş, şurada şu olmuş, burada bu olmuş. Bu tarihçilik değildir. Ve burada çok kıymetli tarihçilerimiz vardır. İşte örneklerini veriyoruz. Süre hızlı akıyor. Özet halinde evet, verirsin. Evet. Şimdi bu 2015 tarihinde burada
yeni şey Ahmet Kanlı Dere Profesör Doktor. Teşekkür ediyoruz. Bu kitabın hazırlanmasında ve bu söyleşilerin ortaya konmasında bizzat en fazla görev kişi. Üstlenmiş. Kendi emeğidir bu. Organizasyon, bir organizatör bir anlamda. Kendisi Kahramanmaraş doğumlu Mehmet Bey. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. 1982 yılında mezun. Şu an Marmara Üniversitesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Çok önemli. Yani burada fotoğraflar da. Ya düşünsenize kocaman böyle bir kütüphaneniz ya. Ya hani dolayısıyla bu kitaplar bir insanın kütüphanesinin olması çok farklı bir şey. O kitabın varlığı yetiyor. Yani insan o kitaba böyle bazen öyle bir şey oluyor ki Mehmet Bey, kitaba böyle dışından bakarak bile içini okumuş oluyorsun. Çünkü eğer sen yani bütün halinle bir o kitaplığında kendini şey yapıyorsan, kendini ona veriyorsan sanki içini de görüyormuşsun gibi geliyor. Bazen rüyana bile girebiliyor yani. Evet, sayfa 88'de bir şey varmış, ona bir bakalım. 87-88. Evet, burada şey Ahmet Bey çok önemli bir diyor ki nadir devlet var, çok önemli. Nadir devlet de önemli tarihçiler de Türk dünyası ile ilgili çok önemli araştırma yapmış. Nadir Bey'i övüyor mesela. Hocalar yani bunlar beraber çalışıyor insan. Bir de mesela Musa Carullah var. Bu Kuzey Türklerinden, Kazan bölgesi Türklerinden. Musa Carullah çok önemli bir adam. Türkiye'de üzerine araştırılması biraz az olmuş. Dediğim gibi Türkiye'nin Türk kimliğinin kazanılmasında Kuzey Türklerinin, Kırım bölgesi, Azerbaycan ve Doğu Türk dünyasının alimleri çok büyük emek vermiş. Öyle ki yani Türkiye'nin Türklük şuurunun çok önemli. Yani onlar bu Maya'yı neredeyse biz neyi biliyoruz? İşte efendim Ziya Gökalp işte efendim Ömer Seyfettin gibi böyle Süleyman Askeri Bey gibi işte Ahmet Cevdet Paşa gibi falan gibi böyle bir takım sembol isimleri biliyoruz. Osmanlı'nın son dönemleri. Ama asıl Maya'yı onlar şey yapmışlar. Bir anlamda da aslında yönlendirmişler mesela. O bakımdan da burada hatta şey Ahmet Bey anlatıyor Amerika'ya gidiyor. Amerika'da çalışıyor. Çok böyle yurt dışında Rusya'da efendim Türk Cumhuriyetlerinde, Çin'de, Amerika'da, efendim şeyde Pakistan, Hindistan coğrafyasında, Almanya'da, oralarda çok çalışıp oralarda üniversitelerinde efendim arşiv bölgeleriyle çalışıp oralarda çalışmalar yapan çok büyük ilim adamları var. Bunları da burada anlatmış. Mesela Amerika'da 8 yıl kalmış. Ve bunların şöyle bir şey de var Mehmet Bey. Ben şunu da anladım. Dil diyor çok önemli. Ve buradan hakikaten de öneriyorum. Dil önemli. Yani dil bilmeden ilim olmuyor. Ya yani mesleğin, branşın ne olursa olsun. Ya ister eczacı ol, ister tıp bilimcisi ol, ister mühendis ol, ister avukat ol. Yani tarihçi olman gerekmiyor. İlla ki bir dil bil ya. Mutlaka dil bilmemiz gerekiyor. Dili de sadece efendim yani günlük hayatımızda onu sokakta, evde kullanmak için değil. Bilimsel anlamda, terminolojik anlamda bir şeyler öğrenmek, çeviri yapmak veya işte o konuda yazı yazıp diğer medeni aleme de bu yazıları, o bilgileri ulaştırmak anlamında öğrenmemiz gerekiyor. Çok önemli. Buradaki tarihçilerimizin çoğunun yani en az birkaç dil bildiğini görüyoruz. Yani Çince bile, yani gitmiş adam Çince öğrenmiş yani. Efendim Rusça öğrenmiş, öğrenmek zorunda kalmış. Çünkü hocası gönderiyor, tez çalışacaksın diyor, görev veriyor, gidiyor çalışıyor yani. Mesela Kazakistan ve Özbekistan'a gitmiş Ahmet Bey. Çok önemli çalışmaları var. Yine mesela bizim Kayseri'den, Aslan Kayserili, Nisan 2016'da yapılmış bir çalışma. Ali Ahmet Beyoğlu, Ahmet Bey hemşerimiz Kayseri, değerli kendisine aynı zamanda hemşerimiz olması hasebiyle de selam gönderiyoruz Kayseri'den diyelim. Kayseri Lisesi mezunu 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu 1987. Aynı yıl mezun olmuşuz. Ben de 87'de mezunum. Doktora ve yüksek lisans alanı, çalışma alanı şey genel Türk tarihi. Genel Türk tarihi alanında çalışma yapmak çok zor. Alanı geniş çünkü. Hatta ilerleyen konularımızda var. Bir tarihçimiz diyor ki ya biz diyor mesela hakikaten aklıma da takıldı yani. Ha, var ama çok az ya. Mesela diyor ki bizim bir Hindistan uzmanımız yok diyor ya Mehmet Bey. Yani diyor ki Türkiye'de diyor şu an
Hindistan'ı bilmem kaç bin sene Türkler idare etti. Yani Gaznelilerden daha önceki dönem, yani Akunlar vesaireyi de dahil edersek, Afganistan, Pakistan, Hindistan, o Hint coğrafyasıyla ilgili olarak en sağlamından mesela 1526'dan 1850'li yılların 19. yüzyılın ortalarına kadar efendim Hindistan'ı Babür Türkler idare etti yani. Timur'un devamı bunlar. Bizim diyor mesela Türkiye'de diyor bir Hindistan uzmanı, bir Hint coğrafyası uzmanımız maalesef. O konu diyor çok bakir, araştırmaya müsait. Yani araştırmaya Osman, ya yeter Osmanlı yani. Yeter derken şu anlamda Mehmet Bey. Ya önüne gelen Osmanlı ile ilgili kitap yazıyor. Yani bunlar bir kısmı da popüler oluyor yani. Ya tamam anladık, tamam yazın abi ama yani o kadar, yani Türkiye'de yüzlerce üniversitelerimiz var bizim. Yani her şehrimizde var ama bazı üniversitelerimiz çok köklü ve çok kaliteli. Yani bir Ankara'daki Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, İstanbul'daki Edebiyat Fakültesi gibi bunlar çok eski klasik Türkiye'nin üniversiteleri. Yani Erciyes'te de var, Kayseri'de, Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan'da, işte Abdullah Gül Üniversitesi, her neyse diyelim ki. Yani Türkiye'nin çok farklı üniversitelerinde, Konya Selçuk'ta mesela eski üniversitelerden bir tanesi 1982'de mesela başladı. Erzurum Atatürk, yani şimdi Elazığ, Fırat çok önemli. İşte Malatya, İnönü, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi mesela, İzmir'de Ege Üniversitesi vesaire. Çok büyük, güzel üniversite, Bursa Uludağ eski üniversitelerimizden bir tanesi yani. O bakımdan her üniversite bünyesi içerisinde çok kıymetli araştırmacılar var. Hakikaten dikkatimi çekti. Yani Hint coğrafyası üzerine uzman eksikliği var diyor. Buradan da eğer bir araştırmaya falan, ya ben hangi coğrafyada nasıl bir araştırma yapayım diye düşünen, işte kaygılanan bir akademisyenimiz, araştırmak için niyetlenen birimiz varsa burada bir yazarımız. Teklif bizden diyorsun. Evet, burada diyor da aklıma geldi. Buradan da hatırlatmış olayım. 1964 Kayseri doğumlu. Yaşıtız yani Ahmet Bey'le. Çok güzel eserleri var. Bende birkaç tanesi var. Bu Avrupa Hunları, Atilla vesaire ile ilgili, Türk tarihiyle ilgili Yeditepe'den eğer yanılmıyorsam çıkmıştı. Kitapları var, okuduk. Oha, şu burada çok güzel bir notlar da alıyoruz yani Mehmet Bey. Yani yazılan şeylerden kendimize notlar çıkarıyoruz. Çünkü bu söyleşilerde çok kıymetli yorumlara da, araya sıkışmış yorumlara da rastlıyoruz. Diyor ki mesela Türklerde göçebelik kavramını açıklamış. Hemen örnek veriyor. Kendisi Kayserili olduğu için, Kayseri merkezli yani, Kayseri yıllısı sayılır. Dolayısıyla diyor ki Kayseri'de diyor mesela diyor mevsime göre diyor ne diyor bağ göç olayı var diyor. Hani yazın mesela baharda işte bağ göçülüyor. Ondan sonra sonbaharda Eylül-Ekim'de falan geri bağdan şehre geliniyor diyor. Şimdi diyor bu diyor mevsimsel bir göç. Yani Kayserililerin diyor asıl Kayserililerin iki tane evi olur diyor. Bir Kayseri merkezde evleri olur diyor doğal olarak. Bir de diyor yazın diyor işte geçirmek için bağa giderler. Bağda evler olur diyor. Bugün hala var o kültür devam ediyor dolayısıyla. Diyor ki Türklerdeki göçebelik de böyledir diyor. Türkler diyor X topluluk gibi oradan oraya işte yer değiştiren bir topluluk değil. Sabittir. Belli yerler arasında gidip gelir diyor. O bakımdan göçebelik olayını böyle ortaya, yaşadığı hayatla alakalı bağlantı kurarak örneklemesi çok kıymetli. İşte tarihçi budur ya. Yani tarihçi ne yapar? Tarihçi işte böyle bağlantılar kurarak somut verilerle iddiasını ispatlamış olur. Çok önemli bir delil yani. O bakımdan da böyle bir güzel bir paylaşımda bulunmuş. Güzel bir yorum yapmış. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Bir başka efendim konu 2016 yılında öğretim üyesi doktor Ayşegün Soysal hanımefendi, İstanbul doğumlu, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümü mezunu. Kendilerinin hepsinin ayrı ayrı araştırmaları var. Mesela Mehmet Bey evet yüksek lisans şeyini Ağoğlu Ahmet üzerine yapmış. Azerbaycan'la ilgili. Azerbaycan çok. Ali Turan var mesela Mehmet Bey. Ali Turan çok önemli. Önümüzdeki zaman içerisinde onun üzerine de bir çalışma yapacağız. Bir arkadaşımız bize kendi yazmış olduğu kitabı gönderdi. Geldi de henüz ben alamadım. Dolayısıyla elime ulaşmadı. Dolayısıyla Ağoğlu Ahmet ve Ali Turan çok önemli. Azerbaycan Türklerinden. Yani Azerbaycan işte doğuda kalmış, uzun yıllar Rus egemenliğinde kalmış gibi bakıyoruz ama çok büyük ilim adamları da çıkarmış. Yani.
En basitinden Mehmet Bey, en basitinden söyleyeyim. Elçi Bey gibi bir adam çıkarmış ya. En basit. Elçi Bey gibi bir adam çıkarmış. Türk tarihinde, Türk coğrafyasında. Buyurun Elçi Bey. Bütün Türk dünyası alkışlıyor değil mi? Görüyor musun? İşte yani bazı coğrafyalar böyledir. Ve ufaktan ufaktan yetişirler. Orada çünkü belli bir birikim vardır. Yani o bakımdan da Azerbaycan farklı. Mesela Nadir Devlet'in yardımıyla Kazan'a gidiyor şey Tataristan'a. Orada araştırmalar falan yapıyor. Onlarla ilgili olarak burada şey almış. Bir başka önemli ismimiz 2019'da yapılan bir Profesör Doktor Melek Özyetkin hanımefendi. 1970 Ankara doğumlu, bizim çok önemli düşünürlerimizden, Türk milliyetçiliğinin önemli isimlerinden Nevzat Köseoğlu'nun yeğeni oluyor. Dolayısıyla Melek Hanım'ın amcasıdır. Nevzat Köseoğlu. 1991 Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünde mezundur. Dil ve Türkçe alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Ve çok önemli düşünce. O kadar çok çalışmış ki ben hayatını burada okudum. Çok büyük emekler vermiş. Ve 38 yaşında profesör olmuş. Yani öyle kolay bir şey değil ama ne kadar büyük bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Amcasına da yakışır bir unvana sahip olmuş. Evet, güzel bir çalışma. 124'te. Evet, 120. Efendim, Melek Hanım'ın da 11 tane kitabı varmış ve 2005'te Pekin Üniversitesi'ne gitmiş. Çin'e gidiyor ve orada Pekin Üniversitesi'nde ders veriyor, araştırmalar yapıyor. Mesela Cengiz Han'la ilgili olarak bir takım görüşler var. Diyor ki Cengiz Han Türk falan değil kardeşim. Cengiz Han Moğol'dur diyor. Ama Moğollar Türklerle iç içe komşu olarak yaşamış. Belli bir süreç içerisinde de efendim zamanla da sayısal azınlık ve Türk kültürünün üstün ve egemen olması sebebiyle de Moğol topluluğu işte zamanla Türkleşmiştir. Böyle bir yorum da yapmış doğal olarak Melek Hanım. Teşekkür ediyoruz. 136. sayfaya bakalım. Orada ne var? Evet, burada yeni bir isim. 2018'de bir görüşme yapılmış. Çağatay Koçar diye beyefendi. 1946 Afganistan doğumlu. Afganistan Türklerinden. Özbek kabilesinden. 1952'de ailesiyle Türkiye'ye geldiğinde 7 yaşındaydı. Efendim İstanbul Üniversitesi. Ya baksanıza adam ya. Türkistan'dan geliyor, Afganistan'dan geliyor ama okuyor yani. Okuyor. Şimdi dışarıdan gelenler niye tarihe daha çok böyle ilgileniyor? Çünkü eksik, hata, yani sıkıntılı bir geçmiş var. Öğrenme merakı var. Ya, bolluk içinde yaşayan bir insanın neye karşı bir ilgisi olsun ki? Yiyip içip eğlenmeye bakıyor yani. Dolayısıyla vatan problemi olan, hürriyet problemi olan, özgürlük problemi olan insanların, ailelerin, coğrafyaların geçmişe yönelmesi, bir takım değerler üzerine çok büyük gayretler içinde olması bu sebepten dolayıdır. Evet, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunu. Çok güzel. 1975'te Almanya, Münih'te Almanya'ya gidiyor ve orada uzun yıllar, 21 sene oradaki radyoda Türkçe yayın yapıyor. Gelirken anlattıklarına göre çok büyük bir arşivle beraber geliyor. Türkistan konusunda çok önemli araştırmacılar var. Gazeteciliği bitiriyor. Hem sosyoloji hem de gazeteci bölüm mezunu. Güzel çalışmaları var, öğütleri var, yaklaşımları farklı mesela. 144. Evet, burada bir şey var Mehmet Bey. Bu şeyle Kazakistan, burada bir şey diyor da ben bir okuyayım yani müsaadenizle. Güzel bir şey almış. Diyor ki 1924'ten önce Kazakistan, Kırgızistan diye bir şey var mıydı diyor. 1924'ten önce Mehmet Bey. Yani Sovyetler o Türk coğrafyasına egemen olmadan önce diyor. Orayı kendine bağlamadan önce diyor Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan diye bir yer yoktu diyor. O tarihte Türkistan 5'e parçalandı. Ondan önce Türkistan 1'di, tekti. Hatta bir Özbek yazar 1992'de ne diyor bakın, çok acıklı diyor. Ne günlere kaldık. 1938'lere kadar bir Özbek'in yazdığını bir Kazak tercümansız okuyabiliyordu. Veya bir Kırgız'ın yazdığını bir Özbek rahatlıkla okuyabiliyordu. Ruslar öyle bir şey yaptı ki
Kazak boyuna ayrı bir alfabe, Özbeklere, Kırgız ve Türkmenlere ayrı bir alfabe üreterek birbirleriyle anlaşamaz duruma getirdi diyor. Türk dünyasının ayrışmasını düşünsene. Yani orada ayrı ayrı sınırlar, ayrı ayrı alfabe. Şimdi şöyle düşün. Emperyalizm Türk dünyasını, yani Türk dünyasının Türkistan, Rusya bölgesinde böyle bir uygulama yapıyor. Onları bölmek için. Doğu Türkistan'da farklı bir uygulama yapıyor. Suriye, Irak coğrafyasında ayrı bir uygulama yapıyor. Emperyalizm Türkiye coğrafyasında başka bir uygulama yapıyor. Ne yaptı? Siyaseten ideolojik olarak birbirine düşürdü. Etnik varlıklar oluşturmaya çalıştı. Değil mi yani? Kavgalar, ihtilaller, darbe girişimleri, ideolojik çekişmeler, kavgalar. Yani olay bu ya. Maksat Türkler bir araya gelmesin. İşte bütün yani uygulama coğrafyaya göre değişmiş. Hatta bir başka yerde şöyle diyor. Yine okuyayım ben, çok değerli bir çünkü yorumları. Savaş bittikten sonra insan avı başlıyor. Bu daha facialı. Yalta Konferansı'nda Şubat 1945 Churchill, Roosevelt ve Stalin her devlete kendi esirini alacak diye anlaştılar savaştan sonra. Stalin ben esir kabul etmem emri veriyor. Savaş bittikten sonra Amerikalılar, İngilizler, Rus askerleri Almanya'nın her yerine gidip nerede savaş esiri varsa Türkistanlı, Gürcü, Ermeni, Rus, Azeri, Kırım Tatarı topluyor. Sonra vagona bindiriyorlar. Almanya hududundan geçtikten sonra Polonya'da bazılarını kurşuna diziyor. Bazılarını Sibirya ve Ukrayna'ya gönderiyor. Çoğu yok olup gidiyor. Batıda kalanlardan bazıları köylerde saklanıyor. Sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na müracaat edip batıda kalmayı başarabiliyorlar. Rusya çok çok adam, çok zalim. Büyük, çok büyük kat. Türk dünyası yani şimdi dünyanın en büyük propagandası işte Yahudilere şöyle ya kardeşim. Bir günde Türklere ne olduğunu konuşun ya. Türkiye'nin akademisyenleri, Türkiye'nin insan hakları savunucuları. Bir günde yani bugün Ekim ayındayız. Kasım, Aralık, Aralık ayı, 10 Aralık işte insan hakları günü falan haftası. Acaba bakalım Türkiye'de kaç akademisyen, kaç politikacı, siyasetçi vesaire. İşte insan hakları falan deyince Türk dünya. Kıbrıs'ta yaşananlar, Kanlı Noel 1963. Yani acaba yani bunlardan bahsedilecek mi o bakımdan? Evet, şimdi burada bir yine başka bir şey var. Bugün Türkiye'de Özbekistan konusunda kaç kişi uzman? Oranın örfünü, adetini, dilini, geleneklerini bilen. Türkiye faydalanmadı bu konularda. Amerika faydalandı. Bu 91 dağılması sürecinden bahsediyor SSCB. Almanya faydalandı. Bugün Taşkent'te Konrad Adenauer Vakfı var. Goethe Enstitüsü var. Fransızların araştırma merkezi var. Türkiye'nin var mı acaba? Yok diyor. Yani ne zaman? 2018 falan 4-5 sene önceki konuşma. Türkiye'de bir Özbek masası var mı? Üniversitemizde bir kürsüden bahsediliyor. Mesela. Yok. Bugün Özbekistan'da çıkan gazete, dergi bir yere gelip toplanıp da orada bir komisyon okuyup inceliyor mu? Yani Türk dünyası ile ilgili bir basın takibi komisyonumuz var mı? Örneğin ya valiliklerimizde, örneğin üniversitelerimizde akademisyenler. Yani sadece Batı dünyasının medyasını takip etmeyin ya. Ya bir de Türk dünyasında ne oluyor? Geçtiğimiz gün vardı. Azerbaycan Şuşa şehri valisi Kayseri'ye geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Şuşa şehri kardeş şehir protokol imzalandı, hazırlandı. Bu sevindirici bir durum. Yani Türk dünyası bir gün, evet o sınırlar bir gün kalkacak. Yani o ortam yeniden kurulacak. Yeni bir bu bizim hakkımız yani. Bu bizim hakkımız. Dolayısıyla o sınırlar nasıl kurulduysa o bir gün o sınırlar kalkacak, kalkmalı yani. Evet Mehmet Bey, sonra devam ediyoruz. Yine bir Türkistanlı çok önemli. Müthiş, ben çok etkilendim. Çok büyük çalışmaları olmuş. 2018'de
mülakat yapılmış. 1962 yılında Doğu Türkistan, Kaşgar doğumlu. Kaşgar neresi haritada bilmeyenler var. Yani evet, dolayısıyla oradan bahsediyor. Diyor ki bak şahane Mehmet Bey ya, müthiş. Hayatını anlatıyor. Kendisi orası doğumlu. 1962 doğumlu. Efendim şu an kaç yaşında oluyor? 60 yaşında oluyor. O dönemde ülke yeni işgal edildiği için din yasaktı. Çocukluk dönemi. Okula gittiğimiz zaman bize derlerdi ki din afyondur, Allah yoktur. Komünist Partisi sizlere güzel olanaklar getirdi. Bu şekilde propaganda yaparlardı. Ama diyor eve gittiğim zaman dedemiz, annemiz ayetleri ezberletirdi. Bak Mehmet Bey şahane bir şey var. Güzel ya. O zamanlarda fakir ailelerin çocuklarını Komünist Partisi götürür. 2-3 yıl okutup memur yapardı. Aileden koparıyor. Babam da öyle bir memur olmuş. Annem de bir dini ailenin kızı olduğu için biz bildik bileli 5 vakit namazını kılardı. Anne önemli ya. 1978 yılına kadar din yasaktı. Annem evde gizli gizli namaz kılardı diyor. Hatta burada mı? Var. Ben diyor, Mehmet Bey şahane. Ben diyor annemden, kim bunu diyen? Çok kıymetli tarihçimiz Doğu Türkistanlı. Profesör Doktor Erkin Emet Beyefendi. Allah razı olsun. İşte bak böyle. Hem Türkiye'ye hizmet ediyor hem Türk dünyasına. Ne diyor hatıralarında? Diyor ki, ben annemden dürüst olmayı öğrendim. Görüyor musun? Yani bir mülakattan insan neler öğreniyor? Yani düşün ki bu Türkiye'de olması gereken veya olan bir olay o ama. Ama kendi yaşadığını anlatıyor. Ben diyor annemden dürüst insan olmayı öğrendim. Müslüman tipini annemden öğrendim. Karakter. İslam'da haram, kul hakkı, yemek yok oğlum derdi. Ufacık çocuk baksana oradayken. O zaman tarlanın hepsi devletinde. Mısır yemek istiyor canımız ama tarlaya el koymuş Komünist Partisi. Devlet ekiyor. İstediğimiz zaman mısır yemiyorsunuz. Hepsi devletin. Ama biz diyor çalardık diyor çocuk ya. Aç ne yapsın? Çocuktuk. Devletin tarlasından mısır getirirdik. Kendi tarlalar ama devletleştirilmiş. Annem derdi ki diyor. İşte bak ya bu ister abi ya, Türk kadın o kültür ya, ister Anadolu'da ister Doğu Türkistan'da aynı maya önemli maya. Diyor ki annem derdi ki diyor bu olmaz, bu kul hakkı, sen kendin ekmediğin şeyi alamazsın, gidip yerine koyacaksın. Her şey de böyleydi, her şeyi biz böyle annemizden öğrendik. Düşünebiliyor musunuz? O sistemde bile. Evet, süremiz Mehmet doldu. Bey, o sistemde bile ne diyor? Bu senin hakkın değil diyor. Çalmak, çırpmak, darül harp, ye, iç, soy, Allah, her şey. Değil işte. Müslümanın ahlakı işte bu. İster Berlin'de ol, ister Doğu Türkistan'da ol, ister Moskova'da ol, ister nerede olursan ol. Hakkın olmayanı el uzatma. İşte ahlak bu. İslam dünyası niye hırsızlık çoğaldı? Niye çoğaldı? İşte bu ahlaktan yoksun olduğu için. Komünist bir ortamda yetişen bir Türk anası diyor ki hakkın değilse el uzatma diyor. Ama bugün İslam ülkelerine bakıyoruz, hırsızlık, yolsuzluk almış başını gitmiş. Ayıp ya. Hangi ahlak üzere büyüyorsunuz ya? Ayşe bak görüyor musun? Bir tarih kitabından bir ahlak öğreniyorsun. İşte bir Türk kadın, Türk kim? Bu. Evet, süremiz doldu. Son sözlerinizi alalım. Evet. Buradan bayağı bir okunacak yer var da neyse. Bir bayan var. 2020 yılında yapılmış. Tokat doğumlu gene Türk tarihi profesörü. Hayrün Nisa Alan hanımefendi çok önemli araştırmalar yapmış. Cengizler, Timurlar ve Altın Ordu üzerine çalışmalar yapmış. Çok önemli eserler var. Mesela başka kim var? O İlyas Kemaloğlu. Çok kıymetli. 1978 Rusya
Ulyanov, Simbirsk, Sibirya'nın yukarı bölgelerinden okumak için Türkiye'ye geliyor 1996 yılında. 17 yaşında Türkiye'ye geliyor bu adam. Liseyi bitiriyor, Türkiye'ye geliyor. Ve burada okuyor. Çok kıymetli eserleri var. Yani çevirileri var, çalışmaları yapmış. Yani bu insanlar, yani hiç, yani bu emekler unutulur mu ya? İnsan öyle bir duygulanıyor ki Mehmet Bey. Yani yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz arabalarda, kafelerde, orada burada. Hayat sürüyorsunuz, eğleniyorsunuz, kayak yapıyorsunuz. Kimin sayesinde? Kendini, vatanına, ülkesine, devletine emek veren insanların emekleri üzerinde tepiniyorsunuz. Türk milleti, Orhun kitabelerindeki gibi, bugün bunu tekrarla. Gündüz oturmadım, gece uyumadım diyor. Aç milleti doyurdum, yedim demiyor. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim diyor. Az milleti çoğalttım diyor. İşte bu tarih insana böyle bir kültür verir. Tarih bilgisinden, tarih şuurundan yoksun olursan, onun bunun coğrafyalarında yapılmış tercüme kitaplarla bilmem bir şey ararsan orada bulamazsın. Ne varsa kendi kimliğinde, Türk ruhunda, Türk kimliğinde var. O bakımdan bunlar tarihçiler ama bize ne kadar güzel bir ahlak, ne kadar güzel bir edep, ne kadar güzel bir hizmet aç. Görüyor musun şunları ya? Bir de bu insanlarla yüz yüze konuştuğunu düşün ya Mehmet Bey. Ne kadar kıymetli eserler ya. Onun için tarih kıymetli Mehmet Bey. Tarih dedikodu şeyi değil, bilimi değil. Tarih ibret, tarih ders, tarih adam olma bilimidir. Ülkeyi, insanlığı, milleti, devleti yükseltme ve yüceltme bilimidir, alanıdır, çalışma bölümüdür. O bakımdan çok kıymetli, çok güzel böyle ya Mehmet Bey ne kadar güzel insanlar. Hepsine ayrı ayrı İsenbike Togan, ediyoruz. İsenbike Togan var mesela, merhum rahmet, çok büyük Türk tarihçisi. Zeki Velidi Togan'ın kızı. Yani yapmış olduğu çalışmalar neler ya Rabbim, yani ne güzel eserler, ne büyük çalışmalar yani. Konur Alp Ercilas'ın, Ahmet Bican Ercilas'ın oğlu. Yani efendim, Leysen Şahin Hanım efendi. Oo, neler, ne büyük emeği. Yani nasıl çalışmışlar, nerelere gitmişler. Mehmet Saray var mesela. Türk tarihi, Türk dünyası konusunda araştırma yapmış. Sonra o Mualla Uydu hanımefendi, profesör doktor. Mualla Uydu Yücel, bende bizzat kitabı var. Türkistan Bütünleşmesi diye şahane. 1966 Giresun Bulancak doğumlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. Ne muhteşem eserler, ne güzel çalışmalar. Doçent Doktor Muzaffer Ürekli. Sonra kim var efendim? O Nadir Devlet. Türk dünyası deyince yani çok ilginç hayatlar bunlar Mehmet Bey. Nerelerden hangi yolculuklarla Türkistan Türklerinden Nadir Devlet. Sonra Nesrin Sarıahmetoğlu, Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. Sonra Nurten Kılıç hanımefendi, profesör doktor, Kahramanmaraş Elbistanlı. Müthiş çalışmalar ya. İnsan hayran kalıyor. Hiç mi yorulmadınız ya? Yorulmadan yani ne büyük emekler ya, ne büyük gayretler, çalışmalar, eserler. Yüzlerce, binlerce öğrenci yetiştirmek. Vatana hizmet böyle ya, oturduğun yerde değil. Profesör doktor Osman Yorulmaz. Ne güzel çalışmalar yapmışlar. Evet ve en son olarak da doçent doktor Serkan Acar Beyefendi, aslında Elazığlı, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Kendisi çok önemli, ciddi çalışmalarda bulunan, aile itibariyle de milli kimlik ve kültürle yetişmiş Elazığ'ımızın çok güzel insanlarından bir tanesi. Çok önemli çalışmaları da imza atmış Serkan Acar Bey. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradaki bütün isimlerden Türkiye'ye, Türk kültürüne, Türk tarihine, Türk medeniyetine, Türk devletine, Türk milletine, Türk geleceğine hizmet eden tüm emektarlara buradan teşekkürler ediyoruz. Saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Biz de diyoruz ki ne, dinimizin ilk emri oku olup da en az okuyan Müslümanların inşallah uykudan uyanıp okuyup tarihine, tarihi değerlerine, dini değerlerine sahip çıkan, çalışan, üreten, güçlü, ileri, mutlu bir Türkiye'de barış, huzur içerisinde yaşamak dileğiyle bir sonraki tarih ve kültür programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın, hayırlı günler.